Yani bu olay mal edildi kamuoyuna. Bir tartışıldı. Bu noktada bir parantez açayım. Ertuğrul Özkök bu kamuoyu ilgisi üzerine bir yazı yazmıştı. Bu yazıda da ölüm oruçları ve FETÖ cezaevine konan tavırlar noktasında medyaya sol görüşlülerin hakim olduğu ya da onların çoğunlukta olduğu gibi Ertuğrul Özkök'ün böyle bir tespiti, yorumu, değerlendirmesi vardı. Katılıyor musunuz? Yalnız medya değil ki, Barolar Birliği Başkanı tamamen Marksist. Tabipler Birliği Başkanı, elektrik odaları inanılır gibi değil. Bak davranışlarına, sizin burada bazı televizyon kanallarındaki davranışlarına bakın. İnanılmaz. Şimdi bak ne diyorlar? Demin şeyi devam ettireyim. Yani buna katılıyorum. Evet, lütfen. Şimdi bakın, ölüm oruçları dikkat çekmek için yapılır. Yandaşlarınız bunu abartırlar ve böylece kamuoyunun, dış medyanın ve içerideki yetkililerin dikkatleri çekilir. Böylece insanlar stres altında kalırlar. Ya bu kadar adam ölmesin, rezil oluruz diye tedbirler alırlar. Nitekim ölüm oruçlarında biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın eli ayağı tutuştu adamlar ölecek diye. Şuna bakmak lazım Sabahattin Bey. Hayat kutsal. Onun için ölüm oruçlarında bize göre kimsenin ölmemesi lazım. Bir kere tavır bu. Bu tavır bakımından son olayları tasvip ediyorum. Ve çok akılcı yapıldığı gibi sonuna kadar da beklediler. Öyle bir duruma gelindi ki dediler ki 60. gün bundan sonra ölümler başlayacak denildi. Şimdi yani hükümet bu noktada tutarlı. Bu noktada ne yapsın? Hükümet ne yapsın? Siz kendinizi hükümet yerine koyun. Evet. Şimdi bir taraftan içeriye girip ikna edemiyorsunuz. Çünkü bu çocuklar ölüm orucuna yatanların niçin yattığı belli. Örgüt bunları propaganda aracı olarak kullanıyor. Unutmayın ki anne ve babaları bile ziyaretten çıktıktan sonra çocuğum ölüm örgütünden vazgeçsin diyemiyor. Hangi anne çocuğun ölümünü ister? Niye diyemiyor biliyor musunuz? Örgütün baskısı anne babaları da elinin altına almış. O anne babaların yani tutukluların yaptığı nümayişlerin hepsi talimatlı. Aynı kişileri görüyorsunuz. Yani çocuğa talimat verilmiş. Anne babana söyle yoksa senin ciğerini sökeriz. Bu nümayişi yapsın diyorlar. Şimdi bu ortam içinde Adalet Bakanlığı mecbur kaldı bu son olaylara. Bir de şunu antiparantez söyleyeyim ölüm oruçlarıyla ilgili. Ölüm oruçlara dikkat çeker dedim ya, bazen de dikkat çekmez. Mesela size şey söyleyeyim. Çeçenistan'da müthiş bir trajedi var. Çocuklar, insanlar ölüyor. Eski bir Çeçen bakan var. Emin İbrahimov ölüm orucuna yattı. Ve ölüyordu. Tam ölüyordu. Biz 2 gün ısrarla vazgeçirdik. Dedik ki niye ölüm orucuna yattı? Ben dedi barış yürüyüşü yapacağım. Çeçenistan'da barış diye. Bizim devlet sağ olsun Rus yanlısı olduğu için Çeçenistan konusunda tamamen Rus politikası uyguladığı için ona bile izin vermedi. Bu Çeçen bakanın ölüm orucunu kaç kişi yazdı? Bakın söyleyeyim. Sizin gazete yazdı TGRT. Yeni Şafak, evet, Yeni Şafak, evet. Zaman ve Akit 4 gazete yazdı. Nerede öteki gazeteler? İşte hepsi sizin söylediğiniz sol tandanslı. Kafası Marksist, hala Rusya yanlısı insanlar, insanlıkla alakası yok. Bak o adam ölüyordu, bir bakan bu. Ölüm orucuna yattı, bir kelime etmediler. Ve o bakanı biz kandırdık, dedik ki biz hükümetten izin aldık, senin yürüyüşüne izin verecekler dedik ki öyle ölümden çıktı. Doktorlar kurtardılar. Şimdi ölüm orucu konusunda ben herkesin böyle bir şey hakkı olduğuna inanıyorum. Yani adamlar bizim fikrimizde değil. Ya benim mesela fikrime %100 karşı dikkat çekmek istiyor. Yapacak. Açlık grevi, ölüm orucu, efendime söyleyeyim sokakta yürüyüş, pankart, broşür dağıtacak. Yani demokratik ülkelerde bunlar kamuoyunu etkileme araçlarıdır. Ama insan hayatı söz konusu olduğunda devletin müdahale etmesi gerekir. Bu müdahale yapıldı. Şimdi tabii burada şu söylenebilir. Bu kadar zayiat olsa mıydı, olmasa mıydı? Fakat üzüldüğüm aldığımız raporlara göre mahkumlardan ölenleri zaten kendileri yakmışlar. Niye kamuoyuna şey olsun diye? Efendim Ümraniye'de hala direniliyor. Evet, hala direniliyor. Ama Ümraniye'deki direniş, Çanakkale cezaevindeki beklemeyi ben olumlu buluyorum. Şimdi bazen adam içeride daha ne kadar dayanacak? Onun ölümü ne bir hafta daha beklenirsin. Yani bir adamın ölümü ölmemesi için icabında birkaç ay beklersin. Çünkü adam bir yere kaçacak değil. O yüzden gerek Çanakkale, gerek Ümraniye'deki bekleyişi ben olumlu ve insancıl buluyorum. İnsancıl buluyorum. Evet. Burada hayatını kaybeden zavallı
güvenlik mensuplarına üzülüyorum. Bu zavallılar kurtarmaya gidiyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Bu büyük bir trajedi aslında. Onun için ölüm oruçları meselesinde bizim görüşümüz bu kişilerle zorla da olsa yemek yedirilmeli. Batı'da öyledir. Peki Tabipler Birliği özellikle ölme hakkı olmalı diyor. Ölüm orucu tutanlara müdahale edilmemeli diyor. Tabipler Birliği dayak yememiş hiç. Ondan böyle söylüyor. Tamamen şey taraflısı. Ölüm istiyor ki sol örgütler Batı'da daha çok kolay propaganda yapsınlar. Bak size bir şey söyleyeyim. İki akşam evvel CNN'i seyrediyorum. Tabipler Birliği'nin bazı mensupları. Öyle diyelim. Ama ben de dayak istiyor diyorum açıkça. Açıkça bunu söylüyorum. Yani dedim daha evvel. Tabipler Birliği İstanbul Barosu Başkanı. Açın bakın televizyonda söylediklerini. Tamamen ölüm oruçlarını kışkırtıyor. Bir şey anlatayım size. CNN var. Cevap hakkını vereceğiz zararlarsa. Tabii istediğiniz kadar verin tabii canım. Evet. Şimdi CNN International var. Hani bütün dünyada yayınlanan. Onu seyrediyorum. İstanbul olaylarını veriyor. Şimdi CNN Türk diye de burada kardeş kuruluşu var. Yani evet. Türkiye ile akrabalığı var CNN'in. Evet efendim. Buradaki muhabir ne diyor biliyor musunuz? Bir, el tipi cezaevlerinden bahsederken oda demiyor, sel diyor. Yani hücre diyor. Bir hücre yok. Fetih. Oda var. Evet. Ha. Bir de ne diyor biliyor musunuz? 1500 political prisoner diyor. Political prisoner değil ki bunlar. Bak dikkat et. Batıya bunlar nasıl yansıyor biliyor musunuz? Bunlar politik mahkum. Halbuki bunlar terörist. Bunlar adam öldürmüşler. Bir de şunu söyleyeyim Sabahattin Bey. Bizim savcılarımızın bir kabahatidir bu. Bu tip terör olaylarında iddianameyi nasıl hazırlıyorlar biliyor musunuz? 125. maddeye göre ceza hukukunu. O da ne der? Anayasayı zorla değiştirmek için örgüt kurmak. Ya adam öldürmüş, öldürmeden cezalandırsana adamı. Bak şimdi iyi dikkat et, bu çok önemli bir konu. Biliyor musunuz 12 Eylül'den sonra MHP var ya 270 tane idam istendi MHP davasında. Savcı nereden tutturuyordu biliyor musunuz? Anayasayı zorla değiştirmekten örgüt kurmak. 34 tane disk genel idare kurulu üyesine idam istedi. Ya kardeşim bu adamın politik tavrı ne olursa olsun. Bu adam mı öldürmüş? Adam öldürmek zaten en ağır suç. İdamlık suç. Adama idam vereceksen 125. maddeden verme. O zaman adam siyasi suçlu oluyor. Şey yükseliyor, statüsü yükseliyor. Siyasi suçlu fikrinden dolayı siyasi suçludur. Politik faaliyetinden dolayı siyasi suçludur. Adam öldürmüş. Yani katil adam siyasi kaçırmış. Suçlu olamaz bir diyor. Bir katil nasıl siyasi suçlu olur? Savcılarımızın kolayına geliyor. Nasılsa bunlar diyorlar şey mensubu, örgüt mensubu. Kardeşim bunları adam öldürdükleri için biz mahkum ediyoruz. Bu çok önemli bir noktadır. Bu konuyu savcılarımızın dikkate alması lazım. Evet. Şimdi bir şey daha noktaya geleceğim. FETİP'in nakilleri de olumlu buluyorum. FETİP'ini olumlu buluyor musunuz? FETİP'ini olumlu buluyorum, fazla lüks buluyorum. Size bir şey söyleyeyim mi Sabahattin Bey? Bunlar FETİP'ini beğenmiyorlar ya. FETİP'ini Ankara veya İstanbul yakınlarına kurun. Bir sürü vatandaşımız, suçlu olmayan vatandaşımız orada yaşamaya can atacaktır. İddiası da var mısınız? Ya oradaki oda, konfor nerede var? Siz İstanbul'a gelin, Bağcılar'da 3 aile bir dairede yatıyor. Orada hazır bağımsız oda, tuvalet, duş, kütüphane, spor salonu, 3 kişilik yatak. 3 kişilik de gayet konforlu. Ben şunu söylüyorum bütün herkese, beğenmeyenlere, Türk halkını bırakın. Mahkum olmayanları FETİP'inde yatmaya can atacak çok adam var. Eğer şehre çok uzaksa ayrı tabii. Ama şehir yakınında olsun, herkes diyecek ki aman beni içeri alın diyecek adam. FETİP'i gayet olumlu ve çok lüks. Biz iktidar olursak lüks yapmayacağız, o kadar masrafa gerek yok. Nedir o masraf ya? Sanki hepimizin birer kütüphanesi var, spor salonu var, beyzadelere bak. Bunlar mahkum kardeşim, ceza çekecekler, yok öyle şey. Yani böyle şey olmaz. FETİP'inin lüksünü yanlış buluyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. FETİP'ine Adalet Bakanlığı muhakkak yeni eleman alacaktır. Eski infaz memuru, eski hapishane müdürü bir kişiyi içeri sokmamalı. Şimdi o FETİP'inin başındakiler eski olacaklar. Siz zannediyor musunuz ki tek kişilik odaya telefon girmeyecek? Nereden biliyorsunuz? Yani şimdi koğuşa telefon gökten mi indi? İşbirliğiyle indi. Biz iktidar olsak, gayet açık söylüyorum, bugün iktidar olsak, bu akşam, ben bütün hapishanelerdeki bütün görevlilerin işine son veririm. Tazminatını veririm veya başka bir yere naklederim. Mesela bekçi yaparım bir yere. Veya başka bir şirkette pasif bir göreve atarım. Onun yerine gençlerden,
zımba gibi elini Kur'an'a ve şeye basarak, bayrağa basarak yemin edecek görev gözüze olan yepyeni bir kadro kurar. Peki askere verilebilir mi? Ay olmaz öyle şey. Askere iç konularda hiçbir şey veremezsiniz. Asker sadece düşmana karşı şeyde olabilir. Bizim zaten görüşümüz jandarmayı bile biz polis haline getireceğiz. O askerle iç hadiseler uyuşmuyor. Ama ben size bir şey söylüyorum. Cezaevlerindeki personel konusunda bizim hiçbir güvenimiz yoktur. Onları ayıklamak zor olduğu için, kurunun içinde yaş da yanacak, işlerinde dürüstler de olabilir. Ama ben iktidar olursam, bu akşam iktidar olursam, yarın bütün hapishanelerdeki adamları çıkarırım, kısa bir eğitim yaparak yepyeni elemanlar koyarım. Yani hapishaneleri çürüten işin başında da bu geliyor. Demin de söyledim ne zaman çürüdüğünü. 91-95 arasındaki hapishanelerdeki o eleman almalar işi başlattı. Ondan sonra biliyorsunuz neler olduğunu. Bunlar Adalet Bakanlığı'yla sözleşmeleri vardı. Mesela Bayrampaşa diyor ki benim 300 kişilik kontenjanım var, 290'a düştüm. Bilmem nerede pankart yapıştıran solcu gençler var zavallı. O solcu Marksist olabilir gençlerimiz. Diyor ki bu 10 kişiyi bana yollayacaksın diyor. Mesela Ümraniye'ye yollayacaksın diyor. Bu talimat veriyor ve bizimkiler de uyguluyorlar bunu. Yani bu tip şekilde çalışıyordu hapishaneler. Artık bu operasyonlardan sonra bir daha sakalı kaptırmamak lazım. Bir şey daha söyleyeyim size. Hapishanelerdekiler hapiste ıslah da olabilirler. Yani adam kötü bize göre yanlış bir fikre sahiptir. O fikirden vazgeçer, topluma çok faydalı bir adam olur. Bir bakarsın. Evet. Bizim şimdi hapiste F tipinde yatmasını istediğimiz insan hapisten çıkmış, sonra başarılı bir televizyoncu da olabilir. Sizin televizyonda da eski Marksistlerden epey adam var. Şimdi çok başarılı reklamcı olur, iş adamı olur veyahut da fikrinden hiç vazgeçmez, cezasını çeker çıkar. Bizim için hepsi makbuldür. Bakın söylüyorum. Geçmişi ne olursa olsun. Evet, evet. Bizim için vatandaşlarımızın yaşama hakkı ve diledikleri fikirle birlikte, dikkat edin bizim fikre gelsinler demiyorum. Ama cezalarını çekeceklerdir. Evet efendim. Cezalarını çekeceklerdir. Cezaevleri bu şekilde geçelim. Af konusuna gelelim. Sanki bu af yürürlüğe giriyor. Dün sabaha kadar çalıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bugün de akşama doğru Sayın Cumhurbaşkanı onayladı. Yürürlüğe giriyor. Sanıyorum bayram ertesi tahliyeler başlayacak. Siz affa nasıl bakıyorsunuz? Bir kere çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Af olayıyla. Evet, çok rahatsız olduğumu, çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Neden efendim? Şimdi, bakın zaten memleketin ekonomisi berbat. Bir laf vardır, zulümde bile adalet lazım diye. Yani zulümde bile. O ne demektir biliyor musun? Sen 10 kişisin burada, gardiyan geldi... Dokuzumuza tokat attı. Birini atmadı mı o bile insanları rahatsız eder. Diğer dayak yiyenleri. Yani onuna birden tokat atarsa o dayağın şeyi azalır. Şimdi bu af meselesi kepazeliktir. Yani çok daha ağır konuşursam sizin rütükle başınız belaya girer. Ama zaten Türkiye'de bunlar ceza çekmiyorlar. Şimdi halkımızın bilmediği bir şey var. Bizde bir infaz yasası var. Evet. İnfaz yasası derhal kaldırılması gereken bir yasadır. Çünkü öyle bir yasa ki baştan bütün indirimleri alıyorsun, sonra ceza veriliyor, arkasından %60'ı kafadan atılıyor. Bu cezada bir 10 sene indirim getiriyor. Yani Türkiye zaten dünyanın ceza konusunda en hafif ülkesi. Bir şey daha söyleyeyim, bütün dinleyiciler araştırsın. Dünyada Zulu kabilesi dahil suçluların bizden daha az ceza aldıkları bir ülke yok. Af olmadan söylüyorum bunu. Af yokken söylüyorum. Bir katil adam öldürüyor. Buna diyorlar ki işte efendi davran mahkemeye karşı yani. Efendi giyiniyor, davranıyor gayet masumane böyle. Adam planlayarak adam öldürmüş. Sabahattin Bey tahammüden adam öldürmek en büyük suç. Sen can alıyorsun. Öldürdüğün adam mezarda çürüyor. Bunun çoluk çocuğu var, yakını var. Kimsesi olmasa bile bu bir insan. Ve sonuçta 20 sene aldın değil mi? Ne kadar yatıyorsun hapishanede? 8 sene, %60'ı otomatik gidiyor. Şimdi 8 senenin 3-4 senesini bazı hapishanelerde yatıyorsun. Ankara, İstanbul, Sinop vesaire gibi. Son 3-4 senesini kendi kasabana yolluyorlar seni.
Ne demektir biliyor musun? Hapiste yatmıyorsun demektir. Çünkü istediğin zaman izin alıyorsun savcıdan. Evine gidiyorsun, karınla yatıyorsun. Yemeğe çıkıyorsun. Sen de aynı mahallede, aynı evde yakını öldürülmüş bir adam olarak düşün artık ne hissedersin. Hal böyle iken, yani Türkiye'de cezalar az. Cezalar, suçlular cezalandırılmazken bir de üstüne af çıkarmak inanılır bir şey değil ya. Bu kimin aklından çıktı? Ben milletvekillerini de ayıplıyorum. Bakın ben şimdiye kadar hep meclisi korudum. Hiçbir konuşmamda meclise söz kondurmadım. Çünkü bizim için, bu sistem içinde meclis esas merkezdir. Bütün gücün merkezidir. Tamam mı? Hükümeti de o çıkarır. Hükümet de bütün sivil, askeri her şeyin başıdır. Ve meclistir diyor. Fakat bu kadar ayıp olmaz. Yani şimdi Cumhurbaşkanımız çok ciddi gerekçelerle bunu reddediyor. Bir tek değişiklik yapmadan ve komisyonlarda dikkat edin değişiklik önergesi vermiyorlar. Önerge verseler iş uzayacak. Evet. Muhalefet isteseydi biliyor musunuz? Günlerce bu affı çıkartmazdı. Ve ne oldu? Hepsi. Ya muhalefette bir bakıma dolaylı vize mi verdi? Abi canım zavallı Fazilet Partisi üzülüyorum. Sırf Erbakan'ın şeyini rüşvet olarak dediler. Erbakan'ın 4 aylık hapsini bunlara Fazilet'e dediler ki bunu çıkarırsan Erbakan'ı kurtarırsın dediler. Fazilet Partisi takıldı böyle kaldı. Doğru yolda neye hikmet nasıl şey yaptı görmedim bir şey. Ve jet hızıyla bu af çıktı. Türkiye'nin bu sosyal dokusunu da parçalayacak ve şeye olan güven, adalete, devlete olan güveni yok edecek. Bundan sonra üzülüyorum, hapis şeylerde, mahkemelerde, mahkeme sırasında adam öldürmeler başlayacak. Açık söylüyorum bunu. Yani adamlar gidecekler, mahkeme sırasında karşı tarafı öldürmeye bakacak. Sokaklarda ihkak hakları artacak. Devletin veremediği cezayı vatandaş kendisi mi verecek? Bir kere devlet, kendine karşı işlenmeyen bir suça nasıl affedebilir? Ya böyle bir şey olabilir mi? En ilkel kavimlerde bile ölenin annesi babası karşı tarafı affediyor. Öyle. Yani onlarda da suç idam. Dikkat edin idam. Buradaki gibi keyif içindeki bir şey değil, hapishane değil. Bu siz katillerin hapiste çok mu eziyet çektiğini zannediyorsunuz? Hayır, itibarlı yaşıyor adamlar. Bu af meselesi Türk toplumuna belki de atılmış yüzyılın en büyük kazığıdır ve her şeyi mahvetmiştir. Son polis olayları. Ona affın çok etkisi var. Evet. Şimdi siz polissiniz. İşte zar zor bir adam yakalıyorsun. İtiraf ediyor adam. Gidiyor bana işkence yaptılar diyor. Senin bütün yaptığın boşa gidiyor bir kere. Delil toplayacaksın. Öyle teknolojik bir imkanın yok. Amerika'daki gibi yok delil laboratuvarların bilmem neyin yok. Şimdi bu kadar adam dışarı bırakıldı. Onlarla zavallı polis uğraşacak. Tekrar mahkum ettirmeye çalışacak. Ve kamu düzenini korumaya çalışacak. Tekrar ediyorum. Türk halkı değil, bütün görevliler bütün dünyayı tarasınlar. Yani Amerika'yı, Avrupa'yı, Afrika'yı neresiyse Türkiye'den suçluların daha az ceza gördüğü bir yer varsa o zaman ben bütün sözlerimi geri alıyorum. Af'tan bahsetmiyorum, af olmadan. Biz iktidar olduğumuzda bu cezaları ağırlaştıracağız. İnfaz yasasını kaldıracağız. Bakın söyleyeyim size. Biz iktidar olursak infaz yasası kalkıyor. Katillere idam cezası veriyoruz tahammüden olursa. Uygulayamıyorsak ağırlaştırılmış müebbet veriyoruz. Ve eğer idam cezasına taraf mısınız? Şimdi bak orada çok karışık işimiz. Biz çok istisnai, çok vahşi cinayetlerde idam olmasına taraftarız. Mesela adam pusu kurmuş, kadını öldürmüş, çocuğunu öldürmüş, ırzına geçmiş, devam etmiş, ertesi gün kocasını bilmem nesini öldürmüş, planlı, bunu idam edeceksin. Ama senede bir kişi olur, ama iki kişi olur. Bir de güvenlik gücüne, bak bizim güvenlik güçlerini korumamız lazım. Çünkü üniformayı giyen adam açık hedeftir. Seni koruyor. Yani polis ve jandarma seni gece gündüz koruyor. Güvenlik gücüne kasıtlı böyle pusu kurarak öldüren o da idamdır bizim görüşümüzde. Ama Avrupa ile ilişkilerimiz yüzünden biz bunu modifiye edebiliriz, değiştirebiliriz. Neye değiştiririz? Ağırlaştırılmış müebbet hapis.
Ama nasıl müebbet hapis biliyor musun Sabahattin'de? Öyle ağır ki keşke beni idam etseler diye yalvardıracağız. Açık sütlet söylüyor. Yani o kadar ağır bir müebbet hapis uygulayacağız ki keşke idam edilseydim diye yalvaracak. Bunu yani, net söylüyorum. Suça bir ceza olmalı diyorsunuz. O kadar diyorsunuz. Çok ağır ceza olmalı. Suça ceza olmalı. Bakın bize bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bu haksızlığı onaracağız. Yani sen adam öldürüyorsun. Bir değil birkaç adam. Evet. Bunlar toprakta çürüyor. Onlara hiçbir faydan yok. Onu öldüreni icraat yapıyorum diye. Ya hükümet zavallı yapacak icraat yok herhalde. Bunları bir af çıkarıp üstelik hakkaniyete, anayasaya, işte cumhurbaşkanına, kamuoyuna, kamuoyu karşı buna. Evet. Maalesef. Cumhurbaşkanı gerçi anayasa mahkemesine gitmeyeceği söyleniyor, ifade ediliyor. Ana muhalefet partisi de galiba gitmeyecek gibi ama aftan yararlanamayan mahkumlardan biri herhangi bir mahkemeye müracaat ederse, o mahkeme de bunu anayasa mahkemesine götürürse, anayasa mahkemesinin affı genelleştirme ihtimali var. Böyle bir tabloyu siz 74 misali olası görüyor musunuz? Olursa Türkiye ne olur? Tam rezalet olur. Bu zaten bir rezalet, o da bir tam rezalet olacak. Çok üzücü. Evet. Yani bunlar, bakın bunlar başa bela sarmaktan başka bir şey değil. Sanki memleketin problemi kalmadı da bundan ulaştılar. Evet. Neymiş? Efendim bir hanımefendi seçimden evvel af sözü vermiş. Kardeşim söz verirsin vazgeçtim dersin ya. Ne demek ya söz verdi. Bazılarda ne diyorlar biliyor musunuz? Efendim diş macunundan tüpten macun çıkınca geri gelmezmiş. Tövbe yarabbi. Dersin ki af yok kardeşim dersin bitti. Şimdi sen diyelim ki hali vakti yerinde bir adamsın. Sana bir dedi ki Milli Piyango'dan 50 milyon kazandın. Yarın da kazanmadığını gördün. Bir şey olmaz ki sana. Evet. Ne diyorum? Suçlular cezalarını tam çekmiyorlar. Neyin affı? Yani Türkiye'de Amerika gibi, Avrupa gibi cezalar olsa o zaman dersin ki ya 10 sene af bir rahatlatma dersin. Türkiye'de bu zaten kafadan bu affı alıyorlar. Geçen gün Ağca 37 yıl yedi. Ağca. 37 yıl yedi. İnfaz yasası zırt pırt dediler. Kaça indirdiler? 7 seneye. Sonra ne dediler biliyor musunuz? Zaten haftan sen çıkıyorsun dediler. Ağaca çıkacak işte yarın hafta. Özür dilerim. Ayvaz Gökdemir, BHP Anayasa Komisyonu üyesi. Sayın Gökdemir, hattalar. İyi akşamlar Sabahattin. Programda olmayan. Sayın Gökdemir buyurun. Bir cevap hakkı diyeceğim ama size dönük bir iyi söz söylenmedi. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ayvaz Bey. Besim Bey'le sohbetinizi zevkle takip ediyorum. Şu ana kadar ifade ettiği bütün görüşlere de katılıyorum. Bu görüşleri biz de ifade ettik. Anayasa Komisyonu zabıtlarında, meclis zabıtlarında mevcut. Bir nüansı ihmal ettiler. Muhalefet de bir şey yapmadı. Ha, o zaman bilmiyorum. Efendim Fazilet Partisi Sayın Erbakan dolayısıyla bir nevi şantaj altında kaldı. Doğru yolunda bir şey yaptığının farkında değilim filan dedi. Evet. Anayasa Komisyonu'nda bu tasarıyı reddeden 5 oy var. 4'ü bize ait. Bir Sayın Cemil Çiçek'e ait. Adalet Komisyonu'nda reddeden 3 oy var. 3'ü de bizim partimize ait. Yani takdir buyurursunuz ki tasarıyı önlemeye gücümüzün yetmesi mümkün değildi bu sayı. Anladım efendim. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla onu ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum Sayın Gökdemir. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben de şimdi tekrar cevap hakkı doğurmak istemem ama evet. Bazı şeyleri geciktirmek için meclise taktikler vardır. Evet efendim. Önergeler verirsiniz. Önergeler konuşma yaratır. İlave önerge verirsiniz. Şunu yaparsanız, bunu yaparsanız günlerce uzatırsınız. Anladım. İşte engelleme yapalım. Yani. Engelleme yeteriniz yapılamadı diyorsunuz. Efendim şimdi ama yani Ayvaz Bey'in şeyine yani karşı çıktıklarını söylediğine evet. Göre ki ben de doğru yolun karşı oy verdiğini evet. Şey yapmıştım. Doğru. Sayın Tibuk evet. Şimdi asıl olaya yani evet. Gerçi bunlar da çok önemli cezaevleri. Af olayı da gerçekten çok çok önemli. Sıcak gündem ama Türkiye'de yaşanan bunalımlardan biri ve ağırlıklı olanı ekonomi. Sayın Tibuk Türkiye'de bir grup bayram ve yılbaşı tatili var önümüzdeki hafta. Bayram ve yılbaşı tatilleri için İsviçre ya da Avusturya Alplerine gidiyor. Ama öyle bir grup var ki 103 milyon asgari ücret yeni tespit edildi o da. 150 milyon lira ile 3-5 çocuğu bir aileye geçindirmek durumunda. Makas gittikçe açılıyor. 3-5 milyonluk bir azınlık.
mutlu bir azınlık, 55-60 milyonluk ki bunun yarısı da sefalet sınırında. Bu makas da her geçen gün açılıyor. Ekonomik kriz gündemde, enflasyonla mücadele noktasında aslında güzel şeyler yapılmadı değil ama son süreçte malum Kasım'da ortaya çıkan kriz ciddi olarak toplumu sarsmaya başladı. Ciddi olarak toplumu sarsmaya başladı. Bütün bunlardan hareketle siz bugünkü ekonomik tabloyu nasıl buluyorsunuz diye soracağım ama Mehmet Moğultay sanıyorum cevap hakkını kullanacak. Sayın Moğultay. Buyurun efendim. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Hükümar, ben televizyonu izleme imkanını bulamadım. Evet. Bir dostum telefon etti, dedi ki Sayın Sabahattin Hükümar'ın programında Sayın Besun Tübük sizden bahsetti. Ben neden bahsettiğini de bilmiyorum. Efendim şundan bahsetti. Evet. Sizin bakanlığınız döneminde ben Adalet Bakanlığı personeli, çalışanları, gardiyan vesaire evet. alırken elbette kendi yandaşlarımı alacaktım, MHP'lilerimi alacaktım. O ifadenizi ben de gazeteci olarak hatırlıyorum. Tabii. Sayın Besim Tübük onu hatırlattı. Şimdi Sayın Akşibar, ben İstanbul'da bir kongrede tatillerin tarihleri sonucunda böyle bir şey söyledim. Şimdi Sayın Besim Tübük ülkeyi yönetmeye talip olmuş bir siyasi partinin genel başkanıdır. Evet. Yanlış ve kaba enformasyonlarla bilgisizlikten çok kötü sonuçlar çıkar. Bu sefer fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olunmaz. Ben bunu bir kongre ortamında söyledim. Şimdi Adalet Bakanlığı formal bir bakanlıktır. Yani pardon. Adalet Bakanlığı... Pardon Sayın Moğultay, kongre ortamında bir şeyi söylemekle başka ortamlarda söylemek arasında fark mı vardı? Onu anlayamadım ben. Var tabii kongrenin heyecanı içerisinde. Birileri size bir at hücrümde bulunuyor. Siz de bunu bir tarih sonucu söylüyorsunuz. Yani o zaman yapısı... biz siyasilerin kongre ortamında söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorlar. Ben o soru çıkıyor. Bakan sıfatıyla katılmadım. Biz kongre delegesi sıfatıyla katıldım. Oradaki partilerin bazı beyanları üzerine evren böyle bir şey söyledim. Ama şuna bakmak lazım. Sayın Hükümar, gazetecisiniz. Şimdi Adalet Bakanı'nın ne yetkisi var? Adalet Bakanı'nın komisyonu tayin etme yetkisi var mı? Adalet komisyonlarının tayin etme yetkisi var mı? Yasadan kaynaklanıyor. Yani bir ticaret bakanı, bir sanayi bakanı, İçişleri Bakanı komisyonu belirleyebiliyor. Adalet Bakanlığı'nda bakanın komisyonu belirleme yetkisi yok. Komisyonu hakimler ve savcılar yüksek kurulu belirliyor. Sayın Mehmet Moğultay. Üstelik ben geldiğim zaman... Efendim Sayın Moğultay, o zaman siz... Ya biz tabii sizin, biz değil de Sayın Besim Tübük kongredeki beyanınızdan hareketle... Hatta bana da gazeteci olarak sordu, doğrudur ya dedim. Niye yani o zaman biz kongredeki, kongrelerdeki siyasilerin hiçbir beyanını... Ciddiye almayalım, kayıt dışı tutalım. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Meseleyi çarpıtmamıza gerek yok. Bak benden sonra 6 tane bakan değişmiş. Bakan demek muktedir olmak demek. Bakan az içerisinde hükümet çaresiz. Doğru. Sami Daçe, Yunus Silingiroğlu, Şevket Kazan, Mehmet Ağar, Hasan Denizkurdu ve Sayın Türk 6 yıldır. Demek ki 1995'te benim aldığım adam nedir? Bundanla ilgili olarak Sayın Ahmet Kabaklı yeni mahkum oldu. Başka gazetecilerden mahkum oldular. Söylenen beyanlar, yani oradaki bir beyan dikkate alınarak bir insan yaşamı boyunca bunda çare aranmaz. Çare bunu çözüm bulabilmektir. Benim zamanımda 95'te bakanlık yaptığım dönem... Ben de çözümü söyledim dönem, zaten. Şimdi Mehmet Bey, ben de çözümü sizi bir kenara bırakalım. Söyledim, biz iktidara gelirsek... Bir tek kişinin burnu kanamamış. Bir tek kişiyi bırakmayacağız, hepsini başka göreve alacağız, yeni adam koyacağız kardeşim. Değil. Ha bunu beğenir beğenmez Türk milleti. Evet. Hapishanelerde çalışan müdürü... Ankara'daki cezaevleri genel müdürü, onun yardımcısı, her kimse, hepsini görevden alacağız. Yepyeni bir kadro kuracağız. Bu kadar basit. Efendim şimdi ha. Sizin anlamadığınız... Ben bunu söyleyeceğim. Benim şeyim bu, programım bu. Sizin de Sayın Besim, siz misiniz? Evet. Sayın Tübük, bakın benim aldığım adam sayısı 400 küsürdür. Öyle 25 falan değil, 25 bin falan değildir. Olabilir, tamam. Düzelttiniz bunları, ama genel durumdan bahsediyorum. Bunları da Adalet Bakanlığı, Adalet Komisyonları aldılar. Onlar yanlış yapmışlar demek. O komisyonlar halen bir kısmı görev başında. Tamam, onları düzeltmek. Siz yanlış bilgi sahibi olarak, böyle çıkıp siyaset adamı olarak siz her lafınızda, yani iktidar döneminde olan olay var, günde 20 kişi ölüyor. Siz bunları bırakıp geçmişte, yani bu iktidarla bir çıkarınız var, merak hayır, ediyorum. Hayır, ne alakası var canım? Ne alakası var? 10 sene evvelinden nasıl geldi onu anlatırken. Kredi talebiniz mi var? Bir denetim talebiniz mi var?
Şimdi anlamadım. Bu hükümetten bugün, bir talebim mi var benim? Bakın 20 kişi ölüyor günde. Hangi günde 20 kişi ölüyor? Cezaevlerindeki olaylar, operasyonlar... Bu son olaylar ayrı. Son olaylar ölüyor. Ayrı. Şimdi cezaevi reformu adı altında yapılanlar da insancıl boyutlarını dikkate almayacak mısınız? Evet. Alacağız. FETÖ konusunda söylediklerimi dinlersiniz. FETÖ efendim anlayacağız. Sayın Moltay siz düzelttiniz. Düzelttiniz olaylar efendim. Olaylar oluyordu. Olaylar oluyordu. Bir tek kimse biz onları insancıl, yani cezaevlerin iki boyutu var. Hukuki boyutları, insancıl boyutları var. Şimdi cezaevi reformu adı altında yapılanlar kamuoyunu tatmin etmiş mi? Efendim siz düzelttiniz yanlış anlaşılmayı, ben de cevap hakkını verdim size. İyi akşamlar diliyorum. Ama size bir şey rica ediyorum. Bundan sonra böyle bilir bilmez konuşmayın. Çok yanlış yapan bir siyaset adamısınız. Ülkeyi yönetmeye talip olamazsınız o şekilde. O sizin takdiriniz kardeşim. Benim ben düşündüklerimi söylerim. Siz düzeltirsiniz yanlış varsa. Teşekkür ederim. Sayın Moltay iyi akşamlar diliyorum efendim. İyi akşamlar. Şimdi, iyi akşamlar. Evet. Buna bir cevabınız olacak da ekonomiye gireceğim. Evet efendim. Şimdi ekonomiye gelelim. Türkiye'de her geçen gün açılan bir makas var. Evet. Fakir daha fakirleşiyor, evet. Zengin evet. Daha zenginleşiyor. Hükümet enflasyonu indirmek için bir dizi tedbir aldı ama 3.7 milyar dolar kredi almak için IMF'den standby çerçevesinde böyle bir program uyguluyor ama Kasım'da bir haftada 7 milyar dolar çıktı Merkez Bankası'ndan. Hükümetin ekonomi politikalarını onaylıyor musunuz? Ekonomik tablo nedir sizce? Şimdi bir kere Sabahattin Bey, şunu söylemek lazım. Politika sadece seçimlerde olan bir olay değildir. Seçimler yapılır, mecliste işte iktidar olunur. Şimdiki iktidar gayet demokratik bir iktidardır. Yani meclis kendi içinden hür iradeyle 3 parti uyum içinde bir iktidar kurmuştur. Onların icraatları yapılırken bizim gibi muhalefet partileri de yapıcı olmaya çalışarak, çünkü bu memleket hepimizin, yani şimdi seçim yapıldıktan sonra artık böyle seçim atmosferine falan da hiç gerek yok. Hükümete yardımcı olmak bizim de görevimizdir. Evet, açık söyleyeyim. Yani kimseyi şey yapmak istemiyorum. Ben affa biraz üzüldüğüm için sinirlendim. Bizim Adalet Bakanı'na da çok üzüldüm. Çok gayretler gösterdi. Çok evet, beğendiğimi efendim. Söyledim. Ama af meselesine çok üzüldüm, onu söyleyeyim. Onda biraz belki hükümeti biraz sert tenkit ettim. Şimdi ekonomik konularda da hükümet maalesef yanlış kararlar alarak olan hastalığı ağırlaştırıyor. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Sizin bir hastalığınız var. Diyelim ki bu grip. Geliyor size yanlış bir doktor ama sizi seviyor, iyi niyetle. Bugün kim bir Bahçeli'nin, bir Ecevit'in, bir Mesut Yılmaz'ın, bakanlarının memleketi en az bizim kadar sevmediğini düşünebilir. Ama yanlış teşhis, yanlış bilgi veya yanlış yönlendirmeyle siz gripken size bir tedavi yapıyor, gripi tedavi edeceğine zatürre oluyorsunuz. Yani Türkiye'nin durumu bu. Yani grip tedavi olacağına zatürre oluyor. Şimdi nereden geliyor bu? Şimdi işin başı, çok eskiye gitmek istemiyorum. Aynı hatalar 94'te biliyorsunuz Tansu Hanım zamanında da oldu. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Demin de söyledim. Yani halkın beni yanlış anlamasın dinleyiciler. Ben içimden gelen gibi söylerim. Elbette. Şikayetim de Türk toplumunun geçmişi çok çabuk unutmasıdır. Bizde öyle bir şey vardır ki sen bir iş yaparsın, başkası yüzünden iflas edersin. Veya hükümetin bir yanlış tavrı yüzünden. 3 ay sonra unutursun. Kader dersin. Kader değil o. Bir başkası bunu yaptı sana. Şimdi bakın 93'te hatırlayacaksınız. Tansu Çiller hükümeti faizleri düşük tutmaya çalıştı. Kurları baskı altına aldı. Ve Aralık'ta 93 aralığında Standard Poor diye bir şirket Türkiye'nin notunu düşürdü. Ve Ocak 15'te 94'te birdenbire dövize hücum oldu. Niye hücum oldu dövize söyleyeyim. Siz de hatta 2 haftaki programdan önce benim devalüasyon şeyimi düzelttiniz. Orada çok doğru yaptınız. Neden ben biliyor musunuz? Panik olmasın diye. Bravo. Yani dövize panik olmasın diye. Tabii. Şimdi bakın ben politikacı olarak bu zaten devalüasyonlar biliyorsunuz konuşulmaz. Bir hafta sonu yapılır biter. Evet. Yani millet birdenbire oradan buraya paralar akmasın diye anında yapılır, hafta sonu yapılır her yer kapalıyken. Her neyse 15 Nisan'da birdenbire dövize bir hücum başladı. Şimdi hükümet şaşırdı.
Ne yaptı biliyor musunuz? Gecelik faizleri %1000'e çıkardı. Yani gecede %1000 faiz, 94 Şubat faizleridir. Hatırlayın bakın eski hatırlıyorum, şeyleri. Hatırlıyorum, gazeteleri. Şimdi sonra yüksek faizlerle şeyi tutacağım dedi dövizi. Döviz çıktı 42 bin liraya 15 bin liradan. 5 Nisan kararları alındı.